31 Mart öncesi adayların seçim mesaisi hızla devam ediyor. Ankara'da rakip adaylar Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş arasında yeni bir polemik alevlenirken İstanbul'da Ekrem İmamoğlu çarşı pazar gezdi. O paralarda ne yapacağız? İşte vatandaşlarla beraber paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Kılıçdaroğlu'ndan o da tazminat kazandı. Geçmişte kazandıklarıyla Kayseri'de sucuk ekmek dağıtmıştı. Şimdi ne yapacağını anlattı. Zamanında sucuk dağıtmıştım. Şimdi yakında Ankara döneri dağıtacağım inşallah. Yerel seçim mesaisine Ulucanlar da devam etti. AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki. O oda başkanlarıyla buluşurken başkentte kurmayı hedeflediği Türkiye'nin ilk çocuk köyü projesi de bir animasyonla tanıtıldı. Bilimsel çalışmalara tanık olabilir. Muhalefetin eleştiri oklarına hedef olan arkamızda ağa var sözlerine açıklık getirdi. Ağlık sistemine özlem mi duyuyoruz? Böyle bir şey mi var? Hakikaten çok komikler ya. Tecrübeli olduğunu iddia ediyor. Rakibime yakıştıramıyorum. Rakibi Mansur Yavaş'sa Özhaseki'ye Emekli Asubaylar Derneği'ni ziyaretinden yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı makamı gibi, saygın bir makamı böyle arkamızda ağamız var gibi yanlış anlaşabilecek sıfatlarla tanımlamak yanlış. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ysa sebze fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için pazar gezdi. Haldeki toptancıyı suçlu görmeyenlerdenim. Öyle bir kanaatimiz zaten yok. Davul zurnayla karşılanan İmamoğlu önce davulcuya para verdi, sonra tokmağı eline aldı.